Bu arada karakterimiz bu. Karakterimiz bu. Survival Türk. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Efsane bir kostümü var. Bayağı bir değişik bir karakter. Ama arkadaşlar ya böyle de şey yapabiliyorsunuz. Bu arada yüzebiliyoruz da aynı zamanda. Su zehirli falan değil. Şöyle akıyor arkadaşlar. Oyun bildiğiniz akıyor. Balıklar var, piranalar var. Şunu da şöyle göstereyim. Ellerimizi boşaltalım. Karakter efsane, oyun akıyor. Selam millet, Survival Türk'e hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Icarus Survival hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Ve sonunda bunu da bizim kanalda görmenizi istediğinizi okumuştum. Icarus 4 Aralık 2021 tarihinde çıkan bir oyun arkadaşlar. Benimkisi Almanca şu an. Biz biraz geciktik ama şu an 3 Ocak 2022 tarihinden sizlere selamlar diyorum ve oyuna başlıyorum arkadaşlar. Bizimkisi Almanca bir karakter oluşturdum henüz. Birkaç kez çekmeye çalıştım ama maalesef kaydın yükseklikleri veya boyutu baya baya aştı. 50-60 GB'lık kayıtlar oluşturmuşum bir hata yüzünden. Şimdi bir karakter oluşturdum arkadaşlar. Karakterin ismi Survival Türk. Tip olarak da hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle bir şey seçtim. Kafasını şunu seçtim. Ondan sonra şu dövmeyi seçtim. Sonra şu yok şu dövmeyi seçtim. Şu yarayı seçtim aynen. Şu logoyu seçtim. Bu kadar. Bu karakterimiz bu arkadaşlar. Şu an karakteri seçiyoruz hemen. Ve sizlere şunu anlatacağım. Burada puan sistemimiz var arkadaşlar. Burada oyun kurabiliyorsunuz. Burada bir oyuna girebiliyorsunuz. Burada da kreatif mod dediğimiz bir oyuna girebiliyorsunuz. Sadece yapı yapma hayvanlar olmadan bir yapısı var arkadaşlar. Burada skiller var. Oyunun içinde skillerimiz açılacak ve Ark Survival Evolved oyundaki gibi kendimize skiller verebileceğiz. Bu solo oyunu için biraz daha. Şurada solo yazdığı için ama bu işte hayatta kalma, yapı yapma ve savaşma gibi skiller verebiliyoruz kendimize. Onun dışında teknik tree diye bir şey var. Burada kendimize yapı becerileri verebiliyoruz. İşte uyku tulumundan tutun, yay, ok, işte silahlarına varana kadar ranklar üzerinden gidiyor arkadaşlar. Baya baya güzel silahlar vesaire bir sürü şey var. Şimdi arkadaşlar Icarus nedir? Icarus nasıl bir oyun veya nasıl şeyi nasıl yani bunun hikayesi nasıl? Bundan size bahsedeceğim. Şuradan ilk öncelikle bir görev seçeceğim arkadaşlar. İlk görevimiz bizi Icarus'a gönderiyorlar. UDA diye bir NASA gibi bir firma var. Bu UDA bizi bir gezegene gönderiyor. Icarus gezegenine. Öncelikle bir oyunu öğretme amaçlı. Öncelikle bir dünyaya, gezegene gönderiyor. Şöyle bir seçiyoruz. Burada hemen bir kapsülden ayrılıp arkadaşlar istasyondan ayrılıp Icarus'a gönderileceğiz ve burada hemen ne seçeceğimizi bize gösteriyor. Yani ne seçelim? Nasıl bir gezegen kostümü seçelim? Onu seçebiliyoruz. Hemen şuradan bir private yapıp oyunu başlatıyorum arkadaşlar. UDA'nın bizi gezegene gönderdiğini açıklıyor burada arkadaşlar. Icarus'un ne olduğunu, nasıl bir gezegen olduğunu birazdan sizlere açıklayacağım. Aslında veya oyun açıklaması nedir, bunu açıklayacağım size arkadaşlar. Öncelikle güzel bir şekilde her oyunda olduğu gibi bir uçakta değiliz bu kez, bir kapsüldeyiz. Ve güzel bir şekilde aşağı iniyoruz arkadaşlar. Detaylar efsane. Evet, yağmur efektleri var, damlacık efektleri şu an camdan yukarı doğru sıyrılıyor arkadaşlar ve bomboş, yapayalnız bizi buraya Icarus'a yolladılar. Bu da yani hem korkutucu hem efsane bir şey. Evet, gerçekten çok güzel haritası var. Çok güzel yapılmış.
You'll need to make yourself evet. some shelter soon enough. But you know what you're doing. Kapsülümüz buraya indi. Ama normalde şuraya iniyordu. Buraya iniyordu. Burası da çünkü daha güzel. Ben burayı da daha çok beğeniyorum. Evet. NASA diye bir firma var. Bahsettiğim gibi. UDA ismi. Bizi bu gezegene yolladı ve burada şu an Icarus gezegenine yolladı ve burada arkadaşlar çalı çırpı toplayacağız. Sol tarafta da zaten avlan. Çalı çırpı topla, loot topla ve kendine bir shelter yap diyor arkadaşlar. Onun dışında Icarus gezegeninde arkadaşlar bayağı bir zehirli bir hava var. Ondan da bahsedeceğim. Icarus'un bir zamanlar ikinci bir dünya olması gerekiyordu diyor arkadaşlar. Yani bu dünya, Icarus dünyası ikinci bir dünya olması gerekiyordu. Ancak başarısız projeden sonra hava zehirli bir hale geldi diyor. Ve insanların yeni bir dünyayı kolonileştirme. Aynen. Kolonileştirme umutlarını yok ediyor arkadaşlar. Ve ancak yabancı biyologlar başarısızlığın nedenini keşfettikten sonra gezegeni tekrar ilgili bir hale geliyor arkadaşlar. Icarus gezegeni ve buraya tekrar inmeyi, istasyondan buraya adam yollamayı istiyorlar. Daha doğrusu öyle bir karara varıyorlar arkadaşlar. Böyle bir oyun Icarus, ikinci bir dünya. Bunun bir dizisi vardı herhalde daha önce, eskiden. Onu hatırlıyorum en azından. Ve Icarus ismini duyduğum zaman gerçekten öyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Böyle loot toplayabiliyoruz. Hemen sol üstte XP toplayabiliyoruz. Hızlı bir şekilde topluyorum arkadaşlar. Çünkü hemen şurada taş kazma ve taş balta yapabiliyoruz. Direkt yapıyorum ve şöyle bir işin içine giriyoruz arkadaşlar. Icarus'un hikayesi bu. Yapımcısı, şaşıracaksınız, Dean Hall. Aslında Dean Hall biliyorsunuz DayZ yapımcısı. Arma 2 oyunundan. İşte Bohemia Interactive firmasında. Sadece bir mod yapımcısıydı. Orada işte zombili bir mod bulduktan sonra buna bir takım verdiler. Evet, ikinci level'e atladık şu an. Yeni skill'lerle, yeni level'la yeni skill'ler geldiğini söylüyor bize arkadaşlar. Level 1'iz şu an. Şuradan biraz ot toplayacağız. Daha doğrusu buğday topluyoruz. Şu taşlar arkadaşlar oksijen almak için. Hemen şuradan sol aşağıda O2 var. Açlığımız var. Ve damlacık işareti var. Açlık, çatal bıçak, açlık demek anlamına geliyor. O2 oksijen, damla da susuzluk arkadaşlar. Onun solunda kar işareti ve bir ateş işareti var. Kar işaretine doğru imleç biraz daha sola doğru gittiği zaman üşüyoruz. Sağa doğru gittiği zaman da çok ısınmış oluyoruz. Hipotermia, işte hipertermik gibi olaylara da girebiliyoruz. Yani çok sıcaklığa biliyoruz. Stamina barımız ortada. Hayvanlar etrafta koşuyor. Şimdi asıl meseleyi anlatacağım. Dediğim gibi bu Dean Hall yapımcısı biliyorsunuz. Bohemia Interactive'de Arma 2 miydi? Arma 2 idi herhalde. Arma 2'de zombi oyunu modunu yapıyor ve o modu yaptıktan sonra arkadaşlar buna bir takım veriyorlar. İşte takımda takım liderliği veriyorlar ve bir bütçe veriyorlar ve DayZ Standalone, yani DayZ oyununu kendi oyun halinde çıkarmasını izin veriyorlar. O oyun birkaç sene sürdü biliyorsunuz. Bayağı bir hala da yapım aşamasında. 1.0 full sürümü gelmese de 0.62 versiyonunda full sürüm olmuştu diye hatırlıyorum. Hala yapım aşamasında. O firmadan ayrıldı Dean Hall. Ve Çek Cumhuriyeti'nden de ayrıldı.
sanırsam. Bir hatam varsa düzeltin. Ve Rocket Works diye bir kendi firmasını kurdu. Ve bu Icarus oyununu çıkardı arkadaşlar. Gerçekten efsane bir oyun. Efsane doğası var. Şu an yüksek FPS'te oynuyoruz. Grafik ayarlarımız yüksek. DLSS modunu açtık. RTX ekran kartlarında biliyorsunuz. DLSS modu açık. Efsane oyun. Efsane melodileri var. Şu an sadece öğretici moddayız arkadaşlar. Kurt köpekler var. Yaratık olarak. Geyikler var. Ceylanlar var. Tavşanlar var. Ayılar var mı? Olması lazım. Ana menüde en azından gördük. Bu da olması lazım arkadaşlar. Şimdi karakterimizin bir ağırlığı var arkadaşlar. 100 kiloya kadar taşıyabiliriz. Şurada yazıyor. 64 kilomuz şu an. 64 kilo taşımışız. Etrafta çeşitli meyveler var. Meyve ağaçları var. Şu an mesela böğürtlen topladık. Bunun dışında gerçekten efsane büyük böyle yerin altından çıkan kurt canavarlar. Yok işte işte başka ne vardı canavar olarak? Ayılar vardı. Başka bir şey daha vardı diye hatırlıyorum. Mamutlar vardı aynen. Mamutlar var. Karlı biyomlarda arkadaşlar. Benim kurulmak istediğim yer burası. Hızlı bir şekilde lootlanmalıyız. Hemen şu taşları kırayım. Çünkü ben buraya evimi kurmak istiyorum. Açıkçası bir ev kurmaya da gerek yok. Sol taraftaki görevler diyor ki shelter yap. Yani bir kare bir evde yapabiliriz. Henüz yapmadım evi. Bir kamp ateşi yapmıştım. Bayağı bir şeyler anlatmıştım. Bu söylediğim şeylerin hepsini anlatmıştım arkadaşlar. Offline çekimlerimde. Ama videoya bir döndüm. 60 GB'lık video. Bu da olmaması gerekiyor arkadaşlar. 60 GB. Yani bir hafta içinde yüklemem gerekirdi. Subsistence serimizin yanı sıra Icarus'u birkaç gece böyle çektim. İşte mikrofon ayarı yok işte. Streamlabs ayarı. Ve Streamlabs de bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Onun için GeForce Experience ile kaydı alıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz GeForce Experience direkt ekran kartından alıyor kaydı ve hard diskimize rahat bir şekilde yerleştiriyor. Umarım kalitede iyi çeker. Şu an staminamız yine bitti. Kapsülümüz şuradaydı daha önce. Daha sonra dünkü kaydımda hemen buradaydı kapsülümüz. O da güzel. Görevi tamamladıktan sonra kapsülle tekrar istasyona dönebiliyoruz. Bu arada şu an burada havuç topladık. Şöyle çalı çırpıyı topluyorsunuz arkadaşlar. Ağaç kırma sistemi efsane. Ben bu Icarus'u, ondan da hemen bahsedeyim arkadaşlar. Onu da es geçmeyeyim. Icarus'u ben görmüştüm daha önce. Steam'de görmüştüm, YouTube'da görmüştüm. Efsane demiştim ya. Ben bu oyunu alıp oynar mıyım acaba? Hani hiçbir şekilde kanalımızda yer alır mı diye düşünüyordum. Evet alıyormuş. Bu arada karakterimiz bu. Karakterimiz bu. Survival Türk. Hemen şöyle tekrar göstereyim. Efsane bir kostümü var. Bayağı bir değişik bir karakter. Ama arkadaşlar ya böyle de şey yapabiliyorsunuz. Bu arada yüzebiliyoruz da aynı zamanda. Su zehirli falan değil. Şöyle akıyor arkadaşlar. Oyun bildiğiniz akıyor. Balıklar var. Piranalar var. Şunu da şöyle göstereyim. Ellerimizi boşaltalım. Karakter efsane. Oyun akıyor. Yüksek büyük YouTuberlar çekti bu oyunu zaten biliyorsunuz. O açıdan hiçbir sıkıntı yok. Bizim kanalımızda da neden olmasın. Böyle yüksek tabanlı bir oyun. Yani Rocket Works dediğim gibi başında Dean Hall'la birlikte biraz kafalarda soru işareti beliriyor. Hani buglarıyla oynanan bir oyun ama bu Icarus arkadaşlar. Neden? Çünkü çok yüksek tabanlı, çok güzel görevli, çok içerikli bir oyun. Üzerinde çalışılmış bir oyun arkadaşlar. Yani Dean Hall Bohemia Interactive'den çıkalı daha uzun bir zaman olmadı. Aslında baktığımız zaman ama güzel bir şekilde güzel bir oyun ortaya koymuşlar. Kendisi de dahil. Şimdi kapsülümüze geri gitmeye gerek yok. Burada hemen taşlarımızı topluyoruz ve burada 77 kilo diyor arkadaşlar. Buradan biz şu an ikinci level'dayız. Hemen 5 level olmaya çalışacağım. 5 level'da arkadaşlar avlanarak oluyor normalde. Veya ağaç kırarak. Şu taşı sadece şuradan bir halledeyim. Ondan sonra fazla sabrınız kalmadıysa da kusuruma bakmayın. Şu taşı şuradan halledeyim. Hemen halledeceğiz. Gideceğiz. Umarım bir kurt köpek gelmez. Hemen bir kurt köpeğe vesaire karşı şuradan kamp ateşimizi, uyku tulumunu açsam mı? Yok.
Hemen bir mızrak açalım. Hemen bir tane bıçak açalım. Bir tane meşale açalım. Bir tane bandaj açalım. Ve bir tane ok yay açalım. Onun ardından da yay açtık. Onun ardından da oku açacağız. Uyku tulumunu hemen açmadım. Şuradan envanterden arkadaşlar bakın taşlar bayağı bir üstümüzde şu an yığıldı. 100 tane, 117 tane hatta 217 tane taşımız var. Onun için bir taş yığını hemen buradan bir craftlıyorum. Ve 3'e bastığımız zaman taş yığınını arkadaşlar buraya koyabiliyoruz. Şu an bütün üstümüzdeki taşları oraya yığmış olduk. Hemen bir tane daha yapıyorum. Crafting sistemi çok basit. Crafting sistemi çok iyi. Dediğim gibi biraz çoğu oyundan derlenmiş, toparlanmış bir oyuna benziyor. Yani The Forest'te uçakla adaya iniyoruz. Burada bir kapsülle bir gezegene iniyoruz. Ben biliyorsunuz açıkçası ya böyle bir oyun buralarda yine taş işareti var sanırım. Bu da yine bir bug olması lazım. Ha, var mı acaba havada taş işareti göremediğim bir taş. Bazı taşlar havada kalabiliyor. Biliyorsunuz ben normalde gezegen oyununu sevmiyorum. Şu karşıda bir tane de gezegen gözüküyor. Acaba hangisi bizim dünyamız diye insan merak ediyor. Şu karşıdaki olması lazım veya ay olabilir o. Arkadaşlar şöyle uzay oyunlarını sevmem. No Man's Sky'ı çekecektim. İçindeki yaratıkları falan merak ediyordum oyunda da. Bu arada kazmamız kırılmak üzere. Kırılsın abi. Kazmamız kırılsın. Onu da hemen göstereyim. Sağ klik tamir et onar diyoruz ve hemen tamir edebiliyor. Evet oksijenimiz bayağı bir inmek üzere. Onun için şuradaki oksijen taşlarını, oksit taşlarını kullandığımız zaman oksijen tüpümüzü de doldurmuş oluyoruz. Bu arada karakterin arkasında keşke bir oksijen tüpü gözükseydi diyorum ben her zaman. Maalesef gözükmüyor. Bunu da buradan belirteyim. Evet. Yayımız var ama daha okumuz yok. Level'ımız 2 tane talent verebiliyormuşuz. Hemen şuradan bir ağaç kesmeye verelim. Ve taş kırmaya verelim talentlerimizi. Burada daha sonra işte savaşmaya falan verebiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki şeyleri bir toplayacağım. Ağacı da görün diye. Şu çalı çırpıyı bir toplayayım. Temizleyeyim şurayı. Ve bir tane ağaç kıralım arkadaşlar. Şunları da alayım şöyle. Şöyle hepsini bir topluyorum. Büyük ağaçları da yani şu ağacın şöyle topladığınız zaman kırılması da fena. Evet ağacı kırıyoruz arkadaşlar. İlk ağacımızı kıralım. Hemen size de onu göstereceğim. Ve bir ağaç kırıldı. Evet. Güzel. Buradan arkadaşlar ağacın dalını kırabiliyoruz. Şöyle. Şöyle dallarını hemen kesebiliyoruz. Temizleyebiliyoruz. Güzel bir şekilde. Çok efsane bir detay biliyorsunuz. Ben detayları severim oyunlarda. Şimdi bu oyunu ben neden oynuyorum? Dediğim gibi No Man's Sky'da mesela o da bir uzay oyunu. Onda da bir gezegene iniyorsunuz. O No Man's Sky oyununda benim yaratıklar hoşuma gidiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki Icarus'ta ama şey birazdan gördüğünüz zaman bunu da alabiliyoruz sanırım sadece. Şimdi arkadaşlar şöyle şu tomrukları da bir göstereyim. Tomrukları kırıyoruz ve tomruklar şöyle parça parça haline geliyor. Şunu da kestik. Şöyle parça parça hale geliyor. Bunları tekrar kırıp böyle tekrar toplayabiliyoruz. Bakın tekrar kırıyorum ve toplayabiliyoruz. Bu da efsane bir şey. Bu arada. Yani ne anlatsam ne söylesem bilmiyorum. Hemen şunları da toplayalım ama level fazla gelmedi ağaçtan sanki ya. Bana mı öyle geldi? Keşke bir yay ok yapsaydık. Ha, bu arada hemen bir mızrak oluşturayım. Olmadı. Bir tane bıçak oluşturayım. Bir tane kamp ateşi oluşturalım. Bir tane de yay oluşturalım. Sonra lazım olur. Yani neden olmasın? Hemen şunları da toplayalım. Şu tomruğumuz kaçıyor şu an. Yuvarlanıyor aşağı doğru. Hemen bunu da kıralım. Görmüş olduğunuz gibi fizik olayları da gayet yerinde. Evet. Birazdan göreceğiniz şeyi de anlatayım. Hayvanlarda arkadaşlar şu an bu öğretici modda en azından. Benim sevmediğim bir şey var oyunda. Hayvanlar normal hayvanlar. Yani 3 kafalı, 3 gözlü, 4 gözlü hayvan yok. Keşke öyle bir şey olsa.
Ben fragmanda onu görmüştüm. Umarım yapım aşamasında değildir. Sonradan gelir diye düşündüm. Gerçekten de araştırdım. DLC olarak gelecekmiş muhtemelen arkadaşlar. Yani şu an bu oyun Icarus oyununda. Bu Icarus gezegenine indiğiniz zaman burası öğretici mod. Evet, içeriği var. Evet, böyle yerden kurt canavarlar falan çıkıyormuş. Mamutlar varmış ama bir kurt köpeğin Icarus gezegeni dünya gezegeni olsa bile Daisy'deki kurdu buraya koymana gerek yoktu. Biraz Daisy'deki kurt köpeğine benzemiş. Normal beyaz kurt köpeği var arkadaşlar. Daisy oyundaki kurt köpeğiyle aslında aynı. Onun olmasını biraz üzüldüm. Bu arada bir şeyler de yesek iyi olacak. Şunu hemen mesela alıp 3'e koyduğumuz zaman arkadaşlar direkt yiyebiliyoruz. Şöyle gezerken bile yiyebiliyoruz. Fare tuşuna sadece tıklıyoruz, o kadar. Bakalım, burada bir oksit taşı görmüştüm. Heh. Şimdi bu oksit taşından dediğim gibi arkadaşlar tüpümüzü doldurabiliyoruz. Sağ tarafta kaç tane oksit taşı topladığımızı görebilirsiniz. Online da oynanıyor bu arada. Dediğim gibi kurt köpekler var, geyikler var şimdilik. Yani bu beni biraz üzdü. Keşke böyle biraz daha dünyaya benziyor. Evet, Icarus ama direkt buraya hayvanları koysaydın abi. Direkt böyle 3-4 kafalı biraz esrarengi olsaydı. Biraz oyuncuların ilgisini çekseydi diye düşünüyorum bence. Şimdi direkt şöyle bir konzumlayalım. Tüpümüzü de dolduralım arkadaşlar. Suyumuzu da buradan F'ye basılı tutarak içebiliyoruz. Bakteri kapabiliyoruz. Biraz midemiz bulanabiliyor. Şeyden su içince. Şimdi bunları da toplayalım. Hala level atlamadık. O da biraz kötü oldu. Bakalım kurt köpek var mı? Kurt köpek şu an yok. Ah be. Batıramadık. Aa, bak 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 bak, küçük yavrusu koşuyor arkasından. Evet. Arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Fazla tutmayacağım. Bu ilk bölümden direkt level atlayamadım ama ikinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Icarus ile bir seriye başladık. Umarım devam edebiliriz. Beğenmeyi ve abone değilsen abone olmayı unutma. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.